hükümlü Dan Soysu'yla görüşecektim. Alnımda değil, orada yazı okutuldum. Vekaletin var mı? Hayır yok. Bu ilk görüşme olacak. Şunu doldur. Şimdi karşıya göster amasına geç. Merhaba Doğan. Kim bu diyorsun tabii. Sen beni tanımıyorsun ama ben senin hayatını ezbere biliyorum. Adım Selvi. Selvi Nardan. Senin avukatın olmak istiyorum. Yani eğer bana vekalet verirsen 11 yıl önce hüküm giymene sebep olan davayı ben yeniden açmak istiyorum. O dava çoktan kapandı. Yeni bir delil bulunduğu takdirde eski davalar yeniden açılabilir. Bunun emsalleri var. Babamlar mı tuttu seni?
Yok, hayır. Ne alakan var bu işle? Hakkı Hoca'yı hatırlarsın. Daha önce savunmanı üstlenen avukat. Fakültede hocamdı kendisi. Senin davandan çok bahsetti bize. Kaybettiğine en üzüldüğü davaymış seninki. Masum olduğuna emindi o. Kendisini geçen sene kaybettik. Bu dava onun bana vasiyeti gibi. Bak, korkunç bir hata yapıldı. Çok büyük bir haksızlığa uğradım. Ama son bir şansımız daha olabilir. Hakkı Hoca hep derdi ki, adalet topaldır. Ağır ağır yürür. Ama gideceği yere er geç varır. Taşikardi var o zaman. Bir doktora yollanmış. Ben gayet iyiyim. Nabzın öyle demiyor ama. Ya tamam, evet. Biraz heyecanlı olabilirim. Bu benim ilk davam olacak. Sen de benim ilk müvekkilim. Yani eğer bu vekaletnameye imzalarsan avukatın olabilmem için. Avukata falan ihtiyacım yok. Git kendine başka dava bul. Gardiyan! Bir dakika. Ya lütfen dinle. Daha söyleyeceklerim bitmedi. Bir şey buldum. Onun için buradayım. Yaptırdım. Yarın sonuçları çıkar. Tamamdır. Hocam, şuraya imza atmanız gerekiyor. Tabii daha. Bir de şuraya. Tamam. Teşekkürler. Arkadaşlar, ben ikinci kattaki hastaların kontrolünü yaptım. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı? 8 numaranın sonuçları geldi. Patolojiye gönderdik, bilginiz olsun. Bir de 10 numarada ritim bozukluğu var. Takipteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Bitti mi nöbetin? Oho, 2 saat önce. Güzel. Pişt pişt. İyi misin? Bir şey mi oldu? Konuşuruz. Ne oldu? Kötü bir şey mi var? Ya yok aşkım. Böyle ayaküstü konuşulacak bir şey değil. Ben seni dışarıda bekliyorum. Tamam, hocadan izin alayım, gelirim. Tamam. Yani anlatmayacak mısın? Oturalım mı şöyle? Ama bak, korkmaya başladım şimdi. Ne o? Yoksa ayrılacak mısın benden? Hayır tabii ki. O zaman ikinci şık, hamilesin. Nereden bildin? Bildin mi? Hadi ya.
iki hafta gecikti. Yani gecikince test yaptım. Ne yapacağız? Yapacak tek bir şey var. Kalk hemen gidip halledelim şu işi. Gel. Nasıl yani? Hemen şimdi mi? İki dakika konuşsaydık bari. Bu kadar kolay mı senin için? Ne kadar çabuk o kadar iyi. Korkma hadi gel. İnanamıyorum sana. Belki ben istemiyorum. Zorla mı götüreceksin beni? Daha. Korkma gel. Hah geldik işte. Girip ne lazımmış bir öğrenelim. En yakında zamana gün alabiliyorsak. Yapacak bir şey yok. Evleneceğiz mecbur. Ya böyle şaka mı olur? Ödüm koptu. Ya sen nasıl böyle bir şeye inanıyorsun? Hiç mi tanımadın beni ha? Ay bilemiyorum artık. Her şey beklenir senden. Eşek olduğun için. Peki sen bu eşekle evlenmeyi kabul ediyor musun? Onu söyle. Önce babamdan istemen lazım. İsteyeceğiz, isteyeceğiz de. Hani zaman kaybetmeyelim. Şu belgeleri falan toplayalım değil mi? O kadar eminsin yani babamın vereceğinden. E vermese de alırız. Aa, gel burada. Ne yapıyorsun? Çekilin, gelin de daha rahat gelin. Nereden çıktı bu evlenmek oğlum? Sırası mı şimdi? Daha yaşınız ne, başınız ne? Dur hele bir okulun bitsin. Bir uzmanlığını al. Sonra sırası gelir o işlerin. Öyle değil mi Halil? Haksız mıyım? Ya bir şey söylesene Allah aşkına. Ya beklemek istemiyoruz o kadar. Merak etmeyin. Yani okul falan bırakmayacağım. Hem çalışıp hem okurum. Rahat olun. Yok vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işten. Yangından mal kaçırır gibi ne bu şimdi? Sen bana bir çay koyver. Bize söylemediğin bir durum var değil mi? Evlenene kadar duraydın iyiydi. Neyse yapacak bir şey yok artık. Olan olmuş. Haber ver yarın müsaitlerse babasından istemeye gidelim kızım. Ben de geleceğim kız istemeye. Geleceğim değil mi? Gel gel sen de gel. Amma büyük ev. Belli ablalar kaç kişi kalıyor burada? Babasıyla ikisi işte. Annesi? Annesi yok. Niye? Nereye gitmiş? Dedeninin gittiği yere. Öbür dünyaya mı? Belli ablan seni kadarken. Allah benim bu işe hiç aklım yatmadı. Bunlar bize kız verir mi? Niye vermiş Sabiha? Niyesi var mı Halil? Baksana şuraya. Biz bunların dengi miyiz? Denklik sadece parayla mı Sabiha Hanım? İnsanlıkla denk olalım yeter. Buyurun. İyi günler. Sezai Bey'le görüşecektik. Sezai Bey müsait değil. Haberi var kendisinin. Ben Beril Hanım'ın... Beyefendi, Sezai Bey sizi kabul edemeyeceğini söyledi. Kusura bakmayın. İyi günler. Thank you.
Ömrümde böyle aşağılanmadım ben. Adam insan yerine koymadı bizi. Evini almaya bile tenezzül etmedi. Ya açmazsa açmasın, arama artık, bırak. Olmaz zaten bu iş artık. Ben bir daha o adamın kapısına gitmem. Sen de gitmeyeceksin. Sabiha, yapma şunu. Oğlan kahroldu zaten. Bir de sen üzüyorsun. Nereye gidiyorsun? Aha, oğlum bir delilik yapma sakın. Bir dakika beyefendi, giremezsiniz beyefendi. Beyefendi çıkın lütfen. Beyefendi giremezsiniz. Beril nerede? Beril Hanım yok evde. Beyefendi çıkın lütfen beyefendi. Beril. Beyefendi. Sezai amca, lütfen. Yani hayatım buna bağlı. Eğer babama söylerseniz mahvolurum, biterim ben. Beril! Beril! Sen benden ne istediğini farkında mısın oğlum? Bunca yıllık ortağımdan böyle bir şey nasıl saklarım? Giremezsiniz dedim. Dinlemedi beni. Daldı içeriye. Engel olamadım. Hemen polis alın. Beril. Doğan buradayım. Beril buradayım. Geldim. Kilitledi beni buraya. Telefonumu da aldı. Tamam geçti. Geçti tamam geçti. 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 Hadi gidelim buradan. Hadi. Kimliği falan al. Hadi çabuk. Başka bir şeye gerek yok. Bu ne cüret? Nezaketten pek anlamıyorsunuz galiba. Bu sabah gerekli cevabı aldığınızı sanıyordum. Sezai Bey, kapıdan kovmak mı nezaket dediniz yoksa insan yerine koymamak mı? Ne kadar isabetli bir karar verdiğim ortada. Ayrıca istenmediğinize ve zorla girecek kadar alçalacağınız da aklımın köşesinden geçmezdi. Ben de zorba olduğumuzu biliyordum da kızınızı odaya kilitleyecek kadar alçalacağınızı düşünemezdim. Evleneceğin adamı gördün mü? Buna mı layık görüyorsun kendini? Baba yeter. Başlama yine ne olursun. Polis birazdan burada olur. Ben sizden bir kere daha rica edeyim. Bu komediyi daha fazla uzatmayalım. Beril almadan hiçbir yere gitmiyorum. Hadi Beril. Beril! Eğer gidersen bir daha bu kapıdan giremezsin. Evlendiğin an ne bu evle ilişkin kalır, ne de benimle. Üstelik bu nereden çıktı belli olmayan adam için mi benimle çalışıyorsun? Bunu seni sevdiğine inanıyor musun? Sen ne diyorsun be? Para bitince ne kadar yanında kalacağını göreceğiz. Öldürürüm seni. Ay, tamam, yeter. Hadi gidelim. Hadi. Hadi gidelim buradan. Gel. Beril!
Aşkım polis. Dönelim. Kim gelirse gelsin yürü. Aşkım mevzu büyüyecek, ne olursun. Bir şey olmaz yani. Derin. Atlayın hadi. Kalın işte burada istediğiniz kadar. Sezai amcanın aklına gelecek son yer. Beril, söyle bakalım şüpheci sevgiline. Kaç yıldır tanışıyoruz biz? Bilmem, 20 falan mı? Doğduğumuzdan beri yani. Güvenebilirsin yani bana. Ele vermem sizi, sır tutmayabilirim. Merak etme. Ne dersin aşkım? Ellerine kadar idare ederiz burada. Sen nasıl istersen. Sağ ol. Efendim baba. Teşekkürler. Beril. Emin misin? Her şeyini kaybedeceksin. O kadar çok mu seviyorsun bu adamı? Evet. Bütün hayatın değişecek. Olsun. Daha yanımda olduktan sonra. Sen de aşık olunca anlayacaksın beni. Başka hiçbir şeyin önemi kalmıyor. Ne oldu aşkım? Ne diyor baban? Eve polis gelmiş. Baban şikayetçi olmuş. Beni arıyorlarmış. Baba. Of. Sizinkiler nefret edecek benden. Senin başına iş açtım diye annen de kızacak bana. Ya saçmalama, olur mu öyle şey? Ağlıyor musun? Ama yapma şimdi, niye ağlıyorsun? Yoksa pişman mı oldun? Neye? Neye olacak, bana kaçtığına? Daha değil. Hiç pişman olmayacaksın ki. Söz. Çok mutlu edeceğim seni. Başta biraz sıkıntı çekeceğiz. Ama sonra her şey yoluna girecek. Ben mezun olup uzmanlığım alana kadar sıkacağız dişimizi. Hem bu arada Özgür de büyür. Kıza da olur, erkeğe de. Tamam canım, sevmediysen başka isim de düşünürüz. Özgür. Hı-hı. Sevdim. O kurduğumuz hayaller var ya. Ya. Hepsi yalan oldu. Güya dünyayı dolaşacaktık daha. Kızıldeniz'e dalıp Himalayalara tırmanacaktık. Yapamayacağız şimdi. Yapacağız. Ama iki değil, üç kişi yapacağız. Bütün hayallerimiz gerçek olacak. Keşke babam da anlasaydı. Karşımızda değil de yanımızda olsaydı. Düşünme artık onu. Elimde değil. Ne olursa olsun babam sonuçta. Başka kimsem yok ki benim. Annem, kardeşim. Kimsem yok. Hem benim ailem senin de ailen artık. Babamı tanıyınca çok seveceksin.
Anneme bakma, birkaç gün surat asar sonra kendi kızı gibi sahiplenirsin. Ayşe zaten peşinden ayrılmayacak. En fazla birkaç ay kalırız bizimkilerde. Evi tutana kadar idare edeceğiz. Sonra senin gelinlik işi var. Tabii senin beğendiğin bir şey alamayız ama. Dün gece babanla konuştum. Hmm. Salıya dönüyormuş. Söylediniz mi? Böyle bir şey telefonda nasıl söyleyebilirim? Gelince yüz yüze konuşacağım. Ne yapsam vazgeçiremeyeceğim değil mi size? Muzaffer annene acımaz. Hakkı da. Ama sana insaflı davranacaktır. Ne de olsa bunca yıldır oğlu olarak biliyor seni. Öyle kolay kolay söküp atamaz. Babamı tanımıyormuş gibi konuşuyorsunuz. Ne yapalım? Umarım dediğiniz gibi olur Sezai amca. Kusura bakmazsınız ben erken kaçacağım. Nikah var ya malum yani Beril'e acıyorum aslında işim olmaz. Yani ben de gitmesem kimsesi olmayacak kızın yanında. Keşke bu kadar çabuk pes etmeseydiniz Sezai amca. Gerçi hala geç kalmış sayılmazsınız. Yani isterseniz bugün evlenmelerine engel olabilirsiniz. Ben de yardımcı olurum size. Para. Tek derdi para.